Evet, kahvemi aldım ve ikinci bölümü hazır olarak geldim. Şimdi 2-3 tane de plan yerleştirdim buraya. Efekt falan yapabilmek için. Bu efekt derken bu crop ve yani pan ve zoom tilt falan yapabilmek bir fotoğraf, sabit bir fotoğrafta bunu göstermek için. Şimdi hangi şeyi kliklersek, bakın burada zaten başladım biraz şey. O FX yazıyor burada, oradan anlayabilirsiniz. Hangi şeye yaparsak, klik atarsak onun efektlerini değiştirebileceğiz. Onun efekt kontrollerini daha doğrusu kullanabileceğiz. Bakın efekt kontrole bastım şuradan. Buradan bize bir şey çıktı. Pozisyonunu falan değiştirebileceğimiz bir pencere çıktı. Bakın burada bu pozisyon deniyor. Pozisyonunu değiştirebiliriz. Şu ayarlardan bu yatay olarak, bu dikey olarak pozisyonunu ayarlıyor fotoğrafımızın. Bakın sağa şey yaptıkça sağa doğru gidecek. Sola getirdikçe o iki tane oku görünce tam şöyle olunca ortada. Bu da gene sağ sol yapıyorum. Bu sefer yukarı aşağı gidecek. Böyle aşağı böyle yukarı. Yerini falan belirliyorum. Böylece şey yapabiliyorum. Ve esasında bunları yaparken bakın keyframe'ler yaratıyor burada. Keyframe'de şurada gördüğünüz gibi bir baklava işareti gibi. Bu keyframe'i sağ klik yaparak şu anda silebilirim. Clear yaparak, yani delete değil burada. Şunu da sileyim mesela. Yeni bir şey yaratayım. En başına gelelim. Tabii bunun olması için şu position denen şeyin önünde böyle bir kronometre gibi bir şey var. Bunun mavi olması, yani mavi görünüyor olması lazım. Mesela scale'de ölçeyi de kullanacağız. O da çok önemli. Buna da mavi bir şey verdik. Bunu zaten açtığım zaman yani kilidini açmış oluyorum. Bu scale ile oynayarak, ölçeyle oynayarak zoom yapma şeyimiz sağlanıyor. Ve otomatik olarak neredeysem ben oraya bir keyframe veriyor. Bakın buraya keyframe koymuş. Bu baklavanın çok ucu gözüküyor. Aslında var burada. Ben onu clear edeyim. O gidecek. Neyse. Bu ama biz istersek buraya bir keyframe vermek için şuraya bastığımız zaman bakın buraya bir keyframe verdi ve mavi oldu burası. Yani burada bu karede bir keyframe var. Burada mavi olarak da görüyoruz. Şurada da görüyoruz. Bakın bunu böyle biraz sağ oynatayım. Orada mavi gidiyor. Ama yani en önde birinci frame'de bir keyframe var. Bu keyframe'i de biz değiştirebiliriz. Scale'ını mesela zoom yapmak istiyorsak şöyle iyice kareyi böyle yapalım. Bunu da biraz sola alalım ya. Şöyle çok hafif bir sola alalım. Evet. Şöyle onu da buraya da bir keyframe verdi. Ben böyle sola alınca buraya basmamama rağmen otomatik olarak buraya bir keyframe attı. Yani diyor ki bunun başlangıç karesinde diyor. İşte diyor x ekseninde 342 olacak. Y eksenini oynamadık neredeyse. İşte 235 falan herhalde. Büyüklüğü ise %135 olacak diyor. Yani ilk karesi böyle başlayacak diyor. Son karesi nasıl olacak onu da belirleyelim. Son kareye de getirelim. Tabii bu son karenin bir öncesini yapalım. Çünkü son karenin o ilk bir sonrakinin ilk şeyi oluyor. Bakın böyle olmasın. Ben buraya bir keyframe daha ekleyeyim. Böyle de basarak da ekleyebilirim. Ya da bunun şeyini değiştirirsem 135'i böyle alıp 100'e getirirsem. 100'e getirince zaten otomatik olarak ekliyor. Ve burada da bir grafik olarak şeyini gösteriyor. Yani 135'ten başlayıp 100'e doğru düşecek diyor. Görelim şeyi. Hatta bakın 234,5 ya, burada biraz sağda siyahlık kaldı. Neyse ben onunla 3'e 5'e bakmıyorum. O öyle kalsın. Önemli değil. Normalde bunu biraz sağa almak lazım ama hiç. Hadi alalım bakalım. Onu da böylece orada bir keyframe oldu. Çok hafif bir, pardon, yanlış yere oynattım. 342 yerine böyle biraz daha tam böyle 350'ye getirdik. Böylece son karesi de böyle olacak. Buna da böyle bir keyframe atmış oldu böylece. Biz böyle oynatınca oraya bir keyframe attım. Save ediyor. Şimdi bir görelim bakalım nasıl olacak hareketimiz. Hatta şuradan da izleyebiliriz. Bakın böyle bastığımız zaman böyle bir zoom şey yaptı. Zoom out yaptı. Buraya da hatta güzel böyle bir şey ekleyelim ki transition. Yine bir dissolve ekleyelim. Fazla girişine. Çıkışına da bir dissolve ekleyelim ki
Kaymak gibi böyle oradan oraya yumuşak bir şekilde geçiş yapsın. Bu şimdi bu sabit. Sabit kareleri de hareket verelim. Hatta şu dizi olan şuraya da ekleyelim. Bunun başına biraz daha kısaltalım. Şunu da ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya gelelim bakalım bu neymiş? Bunu da bu araba sağdan sola doğru girsin. Tabii bu şey pan hareketini yapmak için büyütmemiz gerekiyor şeyi. Kareyi. Onu da nasıl yapacağız? Başına alalım şunu getirelim. Position'ı açalım. Scale ölçek şeyini de açalım. Bu şuradan görelim ki. Neyse buradan şöyle açalım şunu. Bakın böyle biraz büyümüş oldu bu. Büyüyünce tabii efekt olduğu için göremiyoruz. Aslında efekt koymak çok da akıllıca bir şey değilmiş. Şu efekti bir silelim şuradan da. Şuraya geldiğimiz zaman. Çünkü o efekti silince şeyi de sildi. Hareketlis. Yok 150 şeyde. Keyframe burada verelim bir. 150 keyframe verdik. Aklımdayken şu efekti de sileyim. Sonra koyarız. Yanlış yaptım orada. Sonra koymakta fayda var. Şimdi bu 150 yaptım. Şimdi bana yer açıldı. Bu büyüdüğü zaman tabii ki böyle biraz yer açıldı. Şuradan siyaha kadar böyle getirdim. Bakın ilk şeyi koydu böyle. Şimdi bir de çıkışlarına bakalım. Çıkışta da nasıl olsun? Çıkışta da şu siyaha kadar gelsin. Şuraya kadar siyah yapmayalım. Bakın şimdi efekti bir izleyelim. Nasıl pan yapıyorum. Ha şimdi efekt koyabiliriz. Efektleri biraz kısaltıyorum ki böyle çok şey olmasın. Evet, burada. Evet. Şimdi orada bir problem oldu. O problemi çözelim. Bunlar güzel esasında böyle hatalar yapmak. Oradaki şey kalmış. İlk karede. Şimdi şuna bakalım. Şurada bakın fazladan. Fazladan bir şey var. Hatta şöyle bakarsak. Şunu silelim. Şu baştaki. Bakın ben onu böyle işaretledim. Mavi oldu. Delete ettim. Şu biri, bunu da silelim. Orada da bir sakatlık var. Böyle şunları. Böylece ilk yani efektin geçiş efektinin başına almış oldum bunu. Seyredelim bakalım. Çözdük mü problemi? Evet, çöz. Ha, burada da mesela şu efekt biraz geç başlıyor. Şunu önce şu efekti şöyle alalım bunu. Buraya kadar gitsin. Çözmeyecek. Evet çözdü. Evet, o çözdü. O efekt de oradan. Tamam. Problemimiz çözüldü. Gördüğünüz gibi iki efekti de hatta şunları istersek açabiliriz. Açarak böyle büyük büyük şeylerini de görebiliriz. Ne yaptığını. Scale'ımız değişmiyor fakat şeyde bir değişiklik var tabii ki. Hayda, ne yaptık öyle ya? Yanlışlıkla bir şey mi yaptım?
Hayda. Şuna tekrar cross dissolve atalım şuraya. Küçük yapalım şunu. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ha, Deep to Black yaptım ya. Pardon. Cross Dissolve diye Deep to Black yapmışım. Evet. Bu hataları da aynen böyle şeyde göstereceğim ki siz de Gone too yapabilirsiniz. long. Anytime she Evet. goes Daha away. güzel. İsterseniz bir tane daha ya da yapmaya gerek yok. Bu da şimdi burada 5 saniye bir şey vereyim. Title'lara geçeceğiz. Evet, title koymak için ne yapmamız gerekiyor? Önce nereye koymamız gerektiğini düşünelim. Burada filmin başına koyalım. Home yapıyorum. Filmin başına geldik. Şuraya koyacağız. Yani şu kareye. Yani nereye konur? Şurada, şu burada bir boşluk var. Bence burası güzel olur. Bunun için title şeyi var burada. Düğmesi var. Buradan new title diyoruz. Burada 3 tane şey görüyor. Default still title koyacağız biz. Fakat istersek roll title, yani film jeneriğinde, arka jeneriğinde hani aşağıdan yukarı doğru akar ya, onu da kullanabiliriz. Roll o. Crawl ise altyazı title, yani sağdan sola doğru kayan altyazı title'ı. Yani istediğimizi kullanabiliriz. Ben şimdi stili şey yapacağım. Bakın burada bir title şeyi çıktı. Name title, okay, title 01. Basıyorum. Burada genişliği. Gördüğünüz gibi bu title sayfası açıldı ve arka planda da şeyimiz var. Şurada T basılı olduğu için text basılı zaten title. Burada da bir şeyimiz var. Bunu açabiliriz. Böyle şey yaptık bir anda. Hemen yazalım. Proje 1. Oo, çok da güzel bir şeyimiz varmış. Ne derler? Fontumuz varmış. Tamam, bunu şimdi tekstonu şu hale getirdiğimiz zaman bunu alıp yerini değiştirebiliyoruz. Şuraya getirdik. İstersek bu buna başka şeyler de verebiliriz. Yani rengini falan değiştirebiliriz. Bu sağ taraftan işte opacity falan biraz daha gördüğünüz gibi kayboluyor. 100'e kadar çıkartalım. Yerini falan buralardan da değiştirebiliyoruz. Properties dediği işte şeyleri, stili, fontun markası, modeli, ismi yani, pardon, markası. İlginç oldu. Buradan ne yapabiliriz bakayım? Rengini değiştirelim. Rengini mesela ne yapalım biliyor musunuz? Şu şöyle de olabilir ya da şu arabanın rengini alırsak çok kaybolacak orada. Evet, şu kadının üzerindeki mavi renk de alabiliriz belki ama o da çok siliniyor. Bence şu kırmızı fena değil. Pembemsi böyle artık neyse. Aynı zamanda arabanın çorabının falan rengini de şey yapıyor ya da arabanın şeylerini de. Ama bence şuradaki iyi. Şöyle bir şey yaptık. Bir de gölge verelim buna. Gölgede opacity biraz fazla oldu. Bakın biraz daha, pardon, açalım şunu. Şöyle %80 bir gölge verdik falan. Distance'ını biraz daha azaltalım. Şöyle bir title verdik. Tamam, ben bunu kapattığım zaman burada belirmesi lazım. Şimdi bu title nerede? Onu da göstereyim size. Şuradan project. Şimdi bu solda kaldı. Solda kalınca project ben bulamayınca şey oldum. Bakın burada title'larımız var. İkisi de burada duruyor. Yani birinci şey yaptım. Şimdi bunu alıp ikinci kanalda şimdi şuraya koyduğum zaman title'ım oldu. Şimdi nasıl çıktı bakalım. Bir de çıkışına bakalım. Şimdi aynı. Ain't no sunshine. Şimdi biraz
lak diye geldi yani. Böyle güzel gelmedi. Bir de bunun yeri biraz böyle çok yapışık şeye. Ben ona basacağım bir daha. Şöyle biraz yukarıya taşıyalım. Böyle bir tık daha yukarıya taşıyalım. Kapatalım. Evet. Sunshine. Böyle şak diye çıktı. İstemiyorum ben öyle çıkmasını. O zaman Cross Dissolve da buraya da koyabiliriz. Bu da çünkü bir görsel bir şey. Hatta öyle bir şey yaparım ki ben bunu bununla birlikte taşırsam ikisi birlikte dissolve edecek. Yani Ain't no fade in diyeceğiz. sunshine when she's gone. Ama istersem şöyle şuraya getirip bunu taşıyıp hatta şu deep divide buraya koyup dissolve No yerine onu da sunshine kullanabilirsin. when she's gone. Tam şeyi güzel olmadı fakat ne derler? Zamanlaması. Çünkü bu biraz daha erken başladı. Ve biraz da şöyle tek tek böyle kare kare giderseniz ok tuşlarıyla. Bakın ikisi birden şeye girdi. Bunun buralarda falan gitmesi lazım. Bakın böyle cross dissolve daha güzel. Kare kare izlerseniz evet biri giderken bu da gidiyor. Biraz hızlı gidiyor. O yüzden biraz açalım şunu. Bu kadar da hızlı gidiyor. Evet bu daha güzel. It's not Böylece warm when she title yapmayı da öğretmiş oldum diye düşünüyorum. Çok da videoyu uzatmayayım. Biliyorum seyretmeyeceksiniz eğer çok uzun olursa. Ben şimdi burada yaptığım bir hata ya da eksiklik var mı diye düşünüyorum. Yok. Şeyi anlattım. Evet. Eğer bir ekleme olursa bir video daha hazırlar, gönderirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları ya da iyi akşamlar kaçta seyrettiğinize bağlı olarak. Görüşmek üzere.